Günaydın amca, günaydın. Aa, sana da günaydın kızım. Gazetede neler var bakalım? Aa, haberler iyi. Sen nasılsın? Çok iyiyim, seni sormalı. Getir getir. Ah. Bu saat oldu, Paro neden inmedi? Suneyli. Evet. Parvati hala inmedi, onu gördü. Efendim? Babam nereye gitti? Ha, oğlum o düğün işleri için erkenden çıktı. Peki Parvati nerelerde? Sabahtan beri yüzünü görmedim. Gidip Rudra'nın odasına bir bakayım. Amca. Otur. Önce kahvaltını bitir. O iyidir. Nerede olacak? Herhalde uzanmış dinleniyordur. Zaten dün biraz rahatsız gibiydi. Hadi. Otur, ayakta durma. Senin suratının hali ne böyle? Evden cenaze çıkmış gibi bir halin var. Hadi kahvaltı neden hala gelmedi? Maitri? Seni bekliyoruz oyalan. İşte geliyor. Nihayet. Yenge var sanıyordum. O daha kalkmadı mı yani? Nasıl olur? Bu saate kadar nasıl kalkmaz? Maichi! Maichi! Ben bir bakayım. Anne. Sus! Of. Aptal. Maitri'yi alıp oraya götürmüşsün. Parvati'yi burada bırakmışsın. Aptal olduğunu zaten biliyordum da üstüne bir de kör mü oldun? Maitri'yi görünce tanımıyor musun? Sus! İyi de nasıl olur? Paro yerde yatıyordu. Yenge yataktaydı. Ne oldu da yenge yatağı bırakıp yere yattı? Aynı yerde uyusalar fena mı olurdu? Kızlar neden hep böyle karmaşık? Abla? Maitri, abla nerede kaldın? Maitri yenge neredesin? Abla? Maitri yenge? Parvati abla, ben gece bir ara uyandım. Baktım yanımda yatıyordu. Sen de yerdeydin. Sonra sabah bir baktım sen yanımdasın, o yok. Bu nasıl oldu anlamadım. Suneyri, başta o şekilde yatmıştık. Ama ablam o kadar ısrarcı oldu ki ben yine yatağa geçtim. Sonra sabah gözümü bir açtım. Maitri abla odada değildi. Odada değil miydi? Ne oluyor böyle? Ben bu işten hiçbir şey anlamadım. Yengeme ne oldu? Bence nasıl olduğunu düşüneceğin yerde yediğin haltı düşünsen daha iyi edersin. Senin yüzünden planlarım alt üst oldu. Bak herkes onu aramaya başladı. 2 dakikaya herkes her şeyi anladı. Duydun mu? Ortalığı nasıl karıştırdın, gördün mü? Nasıl düzelteceğiz şimdi bunu? Dikilme öyle. Düşün, kullan şu beynini. Ben de kime düşün diyorsam suç bende tabii. Anne.
Her köşeyi aradım, hiçbir yerde yok. Sabahın köründe haber bile vermeden nereye gider? Ben gece kalkıp yanınıza döndü sanmıştım. Hayır, sizin yanınıza gittikten sonra geri dönmedi. Ben bir arayayım onu. Bir dakika. Samrat, sen aldığın her nefeste beni aşağılamak için yemin falan mı ettin oğlum? Ettiysen söyle de bileyim. Kız evden çıkalı 15 dakika oldu. Ama senin şu gerginliğine bak, sanki sen Romeo'sun, o da Juliet ve sizi ayırdılar. Belli ki işi gücü var kızın. Düğün çok yakın. Belki alışveriş yapması gerekiyor. Anne, o bana haber vermeden bir yere gitmez ki. Evet ama bugün unutmuş. Bugün kuralı çiğnemiş. Döndüğü zaman cezasını doya doya verirsin. Sen merak etme, herkes teyzen gibi değil. Aklını estiği gibi evden kaçıp gitmez. Sabırlı ol. Döndüğünde ilk zılgıtı benden yiyecek zaten. Kimseye haber vermeden kafasına göre çekip gitmek de nedir? Parvati kızım, hadi kahvaltı servisini sen yap bari. Karnımızı çabucak doyuralım. Bir sürü yapacak iş bizi bekliyor. Anne, sana... Yenge oğlunu sakinleştirmeye çalışıyordu ama kendi de bir şeylerden çok korkuyor gibiydi. Ne oldu acaba? Ablama ulaşabildin mi? Hala uğraşıyorum. Telefonun sesi buradan geliyor. Bakın, telefonunu burada bırakmış. Ayçi, telefonunu evde mi bırakmış? Dışarı çıkalı çok uzun bir zaman oldu. Telefonunu da almamış. Nasıl olur? Kötü bir şey olduysa... Hayır, öyle şeyler söyleme abla. Kötü bir şey olmadı. Alt tarafı telefonunu almayı unutmuştur. Gül giderken suni